Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Milli Savunma Üniversitesi ile ilgili tercihte bulunacak arkadaşlarımıza bilgi vermeye devam ediyoruz. Süreç içerisinde sizlerle birlikteyiz. Sormuş olduğunuz soruları yanıtlamaya, takıldığınız noktalarda elimizden geldiğince sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Bu videomuzda da 2021 yılı için Milli Savunma Üniversitesi mülakatı giderken götürülmesi gereken belgeler nelerdir ve mülakat hakkında bilinmesi gerekenlerden bahsedeceğiz. Genel olarak bilmemiz gereken durumlar var. Bunları kesinlikle atlamayın arkadaşlar. Askeri öğrenci temini seçim aşaması 30 Haziran itibariyle başlayacak. 12 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecektir. Sonuçlarımız açıklandığı zaman ÖSYM sayfasından eğer sonucunuza baktıysanız mülakat tarihinizin ne zaman olduğunu görmemişsinizdir arkadaşlar. Bu nedenle sonucunuza Pertem sayfasından bakmanız gerekiyor ki ne zaman mülakata çağrılmışsınız bu konu hakkında bilgi sahibi olun. Gereklilikleri açıklamalar kısmında bırakacağım. Linke tıklayarak sonucunuzu görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca seçim aşamasında mülakatlarda bizlere 3 adet soru yöneltilecek. Bu sorularla ilgili çalışmalarımız sürüyor. En yakın zamanda da videomuzu sizlerle paylaşacağım. Geçmiş yıllarda sorulmuş olan ve bu sene sorulabilecek nitelikteki soruları sizlerle paylaşacağız. Bu nedenle abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hava Harp Okulu tercih edecek olan arkadaşlarımız psikomotor testi ve öğrenci seçme uçuşuna katılacakları için birinci tercihi Hava Harp olan adaylar arasında Milli Savunma Üniversitesi 2021 sayısal puanına göre belirlenmiştir. Bandoğan Subay Meslek Yüksekokulu çağrı esaslarına baktığımız zaman sınavda herhangi bir puan türünden belirlenen tavan puanını geçen adayların tercihleri arasında Bandoğan Subay Meslek Yüksekokulu olanlar müzik yeteneği ve müzik bilgisi seviye tespit sınavına gireceklerdir. Önemli bir noktadır. Adaylar bu haklarından feragat edebilirler. Bu durum adayların diğer tercihlerini kesinlikle etkilemeyecektir. Sınavda herhangi bir puan türünden belirlenen taban puanını geçemeyen adaylar, güzel sanatlar veya konservatuar liselerinin müzik bölümü kaynaklı olan adaylar ile birinci tercihi Bando Assubay Meslek Yüksekokulu olan adaylardan en yüksek puan türüne göre sıralanarak belirlenen adaylar sadece Bando Assubay Meslek Yüksekokulu adayı olarak sınavlara çağrılmıştır. Bu adayların diğer tercihleri dikkate alınmayacaktır. Parantez içerisinde bilmemiz gereken bir noktadır. Müzik yeteneği ve müzik bilgisi seviye tespit sınavına girecek adaylar enstrümanlarını da yanında getireceklerdir. Piyano ve bateri hariçtir. Diğer müzik aletlerini kesinlikle yanınızda götürmeniz gerekiyor. Ek olarak orada size enstrüman verilmemektedir. Şehit Gazi yakını olan adaylardan puanı taban puanının %90'ı ve fazlası olan adaylara da Şehit Gazi kontenjanından çağrı yapılmıştır. Gerekli belgeleri getirmeyen adayların işlemlerine Şehit Gazi kontenjanından devam edilmeyecektir. Bu konuyla ilgili önemli noktayı sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Mutlaka belgelerinizi tamamlayın. Seçim aşaması faaliyetlerine çağrılan adaylar sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığı adresinde hazır bulunacaklardır. Seçim aşaması faaliyetlerine baktığımız zaman Hava Harp Okulu adayları için birinci gün evrak kontrolü, fiziki değerlendirme, kişilik değerlendirme testi ve fiziki yeterlik testi uygulanacaktır. İkinci gün psikomotor testi, üçüncü gün mülakat, müzik yeteneği ve müzik bilgi seviye tespit sınavı ve hastaneye sevk aşamalarından oluşacaktır. Diğer harp okulu ve meslek yüksek okulu tercihi olan adaylarımız ise birinci gün evrak kontrolü, fiziki değerlendirme, kişilik değerlendirme testi ve fiziki yeterlik testi. İkinci gün mülakat, müzik yeteneği ve müzik bilgi seviye tespit sınavı gerçekleştirilecektir. FYT'ye giderken arkadaşlar spor kıyafetlerinizin yanınızda olması gerekiyor. Burada parantez içerisinde belirtilmiş. Bu noktada da donanımlı olmanız sizler için iyi olacaktır ve pazar günlerine sınav koyulmamıştır. Karşımıza çıkabilir arkadaşlar. E-Devlet şifrenizi bilmeniz gerekiyor. Herhangi bir kağıda yazarak yanınızda taşıyabilirsiniz. Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda sınavlar sürecinde adaylara su ve kumanya verilecektir. Posta ya da telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir. Bu da önemli bir noktadır. Çevrenizde Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoları onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayalım. Eğer sonucunuzu görüntülemediyseniz bu alana tıklayarak sonucunuzu görüntüleyebilir, ne zaman mülakata gideceğiniz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar hangi alanda tercih yaptınız, tercihiniz olumlu sonuçlandı ve ne zaman mülakata gireceksiniz bunları yorumlar kısmında belirtin ki ya da siz sınava tabi tutulduktan sonra sınava girecek olan arkadaşlarımızla bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Bu noktada yapacağınız yorumlar oldukça önemli olacaktır. Bu nedenle sesime kulak veriyorsanız mutlaka yorumlar kısmında arkadaşlarımızla bilgi alışverişi yapalım. Nizamiye girişinde HES kodu sorgulaması yapılacaktır arkadaşlar. HES kodunuz yoksa mutlaka temin ediyorsunuz ki büyük bir ihtimalle HES kodunuzun olduğunu ve nasıl alınacağınızı bildiğinizi düşünüyorum. Çünkü HES kodu olmadan herhangi bir kuruma giriş sağlayamıyoruz. Şimdi arkadaşlar Kara Harp Okulu nerede, ben nerede olduğunu bilmiyorum diyorsanız bu alana tıklayarak Kara Harp Okulu ulaşım bilgisine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve bizler için önemli olan nokta Milli Savunma Üniversitesi'ne getirilecek belgeler nelerdir? Bu belgeler nasıl doldurulur? Bu konu hakkında bilgi vereceğiz. İlgili alana tıklıyorum arkadaşlar.
Görmüş olduğunuz gibi karşımıza belgeler ve bilgiler çıkmış olacaktır. Öncelikli olarak mavi kapaklı şeffaf bir dosyamızın olması gerekiyor. HES kodunun kare kodlu çıktısı E-Devlet sistemi üzerinden oluşturabiliriz. Parantez içerisinde ben kare kodlu çıktı nasıl alınacak bilmiyorum diyorsanız yorumlar kısmında belirtin. Ben bu konuyla da ilgili videoyu çekeyim, kanalımıza yükleyelim. Sınav çağrı belgemiz Pertem üzerinden zaten bu belgeye ulaşıyoruz arkadaşlar. Ctrl P diyerek telefonlarınıza, tabletlerinize yazdırabilirsiniz. Nüfus cüzdanınızın aslı pasaport veya ehliyet de kabul edilecektir arkadaşlar. Bu noktada sizlere yardımcı olunmaktadır. Durum bildirir tek hekim sağlık raporu istenmektedir. Adaylar fiziki yeterlilik testine katılabilmeleri için spor yapmasında sakınca olmadığını gösteren durum bildirir tek hekim sağlık raporu ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır arkadaşlar. Çok önemli bir noktadır. Kesinlikle atlamıyorsunuz. Peki bizler durum bildirir tek hekim sağlık raporunu nereden alacağız diye soruyorsanız arkadaşlar aile hekiminden alabilirsiniz ya da devlet hastanelerinden de temin edebiliyorsunuz. Kolay bir şekilde ulaşabileceğiniz bir sağlık raporudur. Diyelim ki herhangi bir problem yaşadınız. Yorumlar kısmında belirtin. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Muvafakat yazısı vereceğiz. Birazdan örnekleri sizlere göstereceğim. Adaylar muvafakat yazısı ile sınava gelmesi gerekmektedir. Noter onaylı olmasına gerek yoktur. Adli sicil kaydımız ve kesinleşme şerhini E-Devlet sistemi üzerinden alabiliriz. Şehit ve gazi yakını olan arkadaşlarımız belgelerini temin ediyorlar. Terhis belgesiyle ilgili bilinmesi gereken durumlar var arkadaşlar. 7179 sayılı askeri alma kanunu kapsamındaki askerlik hizmetini tamamlayan adaylara ek puan verilebilmesi için bu belgeyi temin etmeniz gerekecektir. Diyelim ki sizler askere gitmediniz. O zaman bu belgeyi götürmenize gerek yok arkadaşlar. Bilgilendirmeye devam edelim. Parantez içerisinde belirtilmiş askerlik hizmetini ilk 6 ay yapan adaylar tek terhis belgesi, ikinci 6 ayında yapan adaylar iki terhis belgesi getireceklerdir. Önemli bir noktadır arkadaşlar. Parantez içerisinde belirtilmiştir. Askerlik hizmetini tamamlamayan adayların askerlik durum belgeleri kabul edilmeyecektir. Söylemiş olduğum gibi götürmenize gerek yoktur arkadaşlar. Ve sizler terhis belgesi detayına sahipseniz eğer ibraz etmezseniz sizlere ek puan verilmeyecektir arkadaşlar. Adaylarımız belgelerin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir. Diyelim ki yanlışlıkla teslim ettiniz arkadaşlar, daha sonrasında o belgeyi temin etmeniz sizler için sorun olacaktır. İfade etmiş olduğumuz belgeler dışında herhangi bir belge talep edilmeyecektir. Sınav merkezleri önünde güvenlik soruşturması formu, dosya, zarf gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara da itibar etmeyiniz denilmektedir. Bu nedenle tüm belgelerinizi ve bilgilerinizi mutlaka yanınızda götürünüz. Umarım mülakatlarınız da güzel geçer. Geri dönüklerinizi bekliyor olacağım. Ve sonuçlar açıklandığı zaman da yerleştiğinizin haberini alırız inşallah. Başta söylemiş olduğum gibi süreç içerisinde her zaman sizlerle birlikte olacağız. Şimdi muvafakat yazısı nasıl yazılacak? Biz bu belgeyi nereden temin edeceğiz diye soran arkadaşlarımız varsa. İlgili linke tıkladığımız zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yazının örneği burada yer almaktadır. Sizler bu ilgili alanı siliyorsunuz arkadaşlar. Resmi bir belge olduğu için bu şekilde bir bilgi olmayacaktır. Bu işlemi Word'den yapabilirsiniz. MSB Personel Temin Daire Başkanlığı Ankara şeklinde belirtiyoruz. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Temini Kılavuzunda FGT'de belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri yapmama engel herhangi bir sağlık problemi ve kurul üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır. Bu fiziki yeterlik testi sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık probleminde sorumluluk tarafıma aittir diyorsunuz. Ve sizler imzanızı atıyorsunuz. Adınız, soyadınız, TC numaranızı yazdıktan sonra tarihi belirtiyorsunuz ve bu şekilde muvafakatname vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. İlgili tarihlerde yanımızda götürmemiz gereken belgeler bu şekildeydi. Bilmemiz gereken noktalardan bahsettik. Bu süreçten sonra da mülakatta karşımıza çıkabilecek 3 adet soru olacak. Bu sorularla ilgili çalışmalarımızı tamamladığım an videoyu sizlerle paylaşacağım. Sizler de kanalımıza abone olmak ve sesimizi daha çok fazla kitlelere duyurabilmemiz için destek olmak isterseniz ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Yorumlarınız oldukça önemli olacaktır. Çünkü geçen sene de aynı şekilde yorumlar kısmında haberleşerek birbirleriyle temas halinde olan arkadaşlarımız oldu. Güzel geri dönütler aldık. Umarım bu sene de aynı dönütlere ulaşırız. Diğer bir videomuzda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.